Hocam, estetik mağduru hemşirenin sağlık durumu şu an nasıl, ne durumda? Şimdi yaklaşık bir ayda takip ediyoruz Merve Hanım'ı biliyorsunuz. Ve bu süreç içerisinde bize başvurduğu zaman çok ciddi bir enfeksiyon ve alerji durumu vardı. Yani materyalin dışında hastanın dudaklarında trofik değişiklikler dediğimiz yani vaskülerizasyonda bir sorun vardı. Ve bu eğer müdahale edilmeseydi dudaklarını kaybedebilirdi. Biz bu aşamada gerekli tedaviyi yaptık. Hem antibiyotik hem antihistaminik ve son olarak da steroid tedavisi başladık. Ve şu anda zaten antibiyotik tedavisi bitti. Ama diğer tedavilerimiz devam etmekte. Tıbbi tedavilerimiz ve o şekilde bir reçeteyle hastamızı taburcu edeceğiz. Tabii bu süreçte aslında biz materyale yönelik de yaklaşımda bulunduk. Yani eğer materyali saptayabilirsek daha spesifik bir tedavi yapabiliriz diye düşünmüştük. Şu ana kadar hastamızdaki bize geldiğiyle şu andaki fotoğraflarından zaten görülebileceği gibi çok ciddi bir gerileme var. Ama materyalle ilgili spesifik materyali saptama ve ona yönelik tedaviyi düzenleme çalışmalarımız halen devam etmekte. Hastanın taburculuk isteği var. Biz de şu anda hastanın yatmasına gerek yok diye düşünüyoruz ve hastamızı muhtemelen yarın taburcu etmeyi düşünüyoruz. Bu bahsettiğimiz ilaç tedavisiyle. Yani antihistaminik ve düşük doz kortikosteroid tedavisiyle taburcu edeceğiz. Hastamız tabii ki bizim kontrolümüzde olacak. 50 aralıklı kontrole gelecek. Bu arada eğer bir spesifik gelişme olursa ondan da yararlanacağız. Tabii bu arada bu işlemi yapan kişi de hastamız suç duyurusunda bulunduğu için o da gözetim altında ve o süreçte de belki materyalle ilgili bir gelişme olur. Öyle bir gelişme olursa biz bu imkanı da değerlendirip yani spesifik materyale göre bizim yapacağımız spesifik tedaviler de olabilir. Ha bundan hiçbir olmasa ne olacaktır? O zaman yani şu anda aldığımız, kısa zamanda aldığımız önemli bir mesafe var iyileşme açısından. Bu iyileşmenin devam etmesi de söz konusu. Yani zaman içerisinde tamamen normale gelme durumu da söz konusu olabilir. Çok kolay para kazanma yöntemleri olduğu için herhangi biri, hatta sağlıkçı bile olmadan bu işleri soyunabiliyor ve yapabiliyor. Tabii bunların gerçekleşmemesi için yaptıran kişilerin de uyanık olması lazım. Her bu işi yaptığını söyleyen kişiye bu işlemleri yaptırmaması lazım. Tabii yasal olarak bu çerçeve belirlenmiş, bunu daha önce de söylemiştik. Yani bunu ancak dolguyu, plastik cerrahlar ve dermatologlar ancak yasal olarak uygulayabilirler. Yani bir uzmanın uygulaması lazım. Buna dikkat etmeleri lazım yaptıracak kişilerin ve uzman olan hekimle de güvenerek bunu rahatlıkla yaptırabilirler. Çünkü uzman olan kişi yaptığı işin komplikasyonlarını da bilir ve onlara göre önlem de alabilir. Yani işi yapmakla her şey bitmiyor. Eğer bir sorun olursa bunun tedavisini de bildiği için bu işi dediğim gibi uzmanlarına yaptırmakta yarar var. Bir diğer şey de dolgu maddesi deniyor. Piyasada dolgu maddeleri var. Biz de uyguluyoruz. Hemen hemen her gün uyguluyoruz. Ama önemli sorunlar yaşamıyoruz. Niye yaşamıyoruz? Çünkü kullandığımız dolgu maddeleri uluslararası kuruluşlardan onay almış. Yani buna Amerika'da bulunan bir kuruluş var. Kısaca FDA diyoruz. Food and Drug Administration. Veya Avrupa'da bir kuruluş var. Onda Certificate, CE belgesi veya TEAD belgesi olmayan, FDA onayı olmayan ve Certificate olmayan malzemelerin hastaya kullanılmaması gerekiyor. Bu hastamızda olduğu gibi hani sonuçları kestirilemeyen kötü neticeler ortaya çıkabiliyor. Bunların olmaması için iki şeyi vurgulayalım. Materyal mutlaka güvenli ve onaylı olacak. İkincisi bu işlemi uzmanına yani plastik cerrahlara veya dermatologlara yaptıracaksınız. Celal emmi botoks yaptırmadı mı daha diyor Sude. Yok canım. Var Celal, ben 5 yıldır estetik yaptırıyorum yani sabrede sabrede. Ben anlamam. Şöyle iyice gül bakayım böyle fotoğraf şey çıksın. Kırışıklıkların. Yalnız Celal'in botoksuna
Benden çok ilgi var yani. Nedir bu? Ha, 2 dakika içinde 55 kişi katıldı. Anlayacağız. Helal de estetik yaptırıyor ya artık. Bilemeyeceğim. Kızlar oradan boş verin ya. Celal dur karışma ya. Hayır. Harbi mi? Aynen. Abo. Hiç şansın yok. Celal bu işler böyle işte. Güzellik öyle oluyor. Şuraya daha yoğun girecek. Yalnız ben bildiğin neşter altına yatıyorum. Ameliyat oluyorum. Aha şarjım bitiyor bre. O narkozdan ayıkmak var biliyorsun değil mi? Narkozdan ayıkırken ciğerim sökülüyor üşümekten. Bak ameliyat olmaya üşümüyor. Kendisi hala söylemiyor. Hatta kendi iddialarına göre dolguyu benim verip kendisine yaptırdığımı söylüyor. Çünkü yaptığı maddeyi söylemek istemiyor. Çünkü son zamanlarda bu dolandırıcılar yeraltı kendi ürettikleri maddeleri dolgu adı altında yapabiliyorlarmış. Bu kişi demek ki bana sağlıklı güvenli bir dolgu yapmadı ki benim vücudumda bu denli bir reaksiyon mevcut ve söyleyemiyor. Söylese çünkü ceza alacak kendisi de biliyor. Diğer mağdurlar da var. Onların da ellerinde kanıtları var. Yaparkenki konuşmalar, görüşmeler var. Bunların hepsi savcılık tarafından değerlendirildi. Gereken yapıldı. Adalet yerini buldu. Daha da bulacağına inanıyorum. Çünkü ben daha tam ayrıntılı bir savcıya ifade vermedim hastanede yattığım için. Çıktıktan sonra inşallah o konuyla da ilgileneceğim. Daha da ceza alması için tabii ki uğraşacağım. Kayıtta mısın? Yani şu anda burada kimse yok. Sen Mehmet'in yanında olunca olsun da. Neydi? Erol Kesiktaş mıydı?